Ekonomik krizin pençesindeki Yunanistan'da kemer sıkma politikalarına halkın tepkisi büyürken Başbakan Yorgos Papandreou bugün yeni kabineyi açıklayacak. İktidar partisinden ardı ardına istifa haberleri gelirken Başbakan üzerindeki baskı da gün geçtikçe artıyor. Buna karşın Papandreou ise parlamentoda yaptığı konuşmada krizle mücadele etmeye devam edeceğini belirtti. Ülkem, halkım, değerlerimiz ve insanlar için savaşmayı öğrendim. Bu görevime de PASOK Parlamento grubu, Yunan halkı ve bakanlarımla devam edeceğim. Bu yüzden yeni bir kabine kuracağımı açıkladım. Bundan sonra tabii ki çok hızlı bir şekilde güven oyuna gideceğim. Papandreou kabine değişikliğiyle taze güç sağlamaya çalışsa da ülkede erken seçim sesleri yükselmeye devam ediyor. Öte yandan Fransız bankalarının sahip oldukları Yunan tahvilleri nedeniyle uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından izlenmeye alınması ise gözleri Paris'e çevirdi. Yunanistan üstünde çok çaba harcıyoruz çünkü bu Euro bölgesi için önemli. Ülkenin iflasa sürüklenmesini engellemek için 120 milyar euroluk ikinci yardım paketi, Almanya'nın özel yatırımcılarında katkı sağlaması ısrarı yüzünden müzakerelerde tıkanmış durumda. Fransa ve Almanya liderleri bugün bir araya geliyor.